Sevgili Loji TV dostları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Gürbulak ailesine konuk olduk. Beslen Bey, öncelikle teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu nazik davetiniz için sonsuz teşekkürler. Çok yakın zamanda 3 tane arka arkaya fuar geçirdik aslında bu sene içerisinde. Ben fuardan başlamak istiyorum. Böyle sizi kısaca tanıyalım istiyorum öncelikle. Sonrasında da fuarlarla devam edelim. Tamam, ben Gürbulak Nakliyat ya da Gürbulak Grup Yönetim Kurulu Başkanıyım. Adım Beslen Çakan. Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu olsun. Nice yüzyıllar olur inşallah. Dediğiniz gibi daha dün işte ayağım tozuyla Mersin Fuarı'ndan geldim. Ondan önce bir İzmir Fuarı, sonra bir Çin Fuarı'na gittik. Şimdi Mersin Fuarı'na geliyoruz. 2024'ün Nisan ya da Mayıs ayında bir Köln Fuarı, bir de adını unuttuğum neydi, Hollanda Fuarı'na gitmeyi düşünüyoruz. O yönde bir planlarımız var. Fuarlar iyidir. Yani biz her fuarda nereden baksan 100-150 tane müşteriyle yüz yüze. Hatta yıllardır, nereden baksan 15 yıldır ya da 20 yıldır sadece mailleştiğimiz müşteriyle birebir tanışma fırsatı bulduk. Onların eleştirileri de oldu. Bunları da dikkate aldık. İyi, bence çok yararlı oldu. Fuarlarla ilgili diyeceğim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Aslında son zamanlarda sektörün içerisindeki birçok oyuncu insana ve rakip gördüğü firmalara daha çok birlikte çalışalım, birlikte üretelim, birlikte kazanalım modelini geliştirmeye başladılar, benimsediler ve bununla birlikte aslında fuarlarda daha çok önem kazandı. Hem insana dokunuyorsunuz, hem orada rakiplerinizi görüyorsunuz, hem rakipleriniz aynı zamanda sizin meslektaşlarınız, aynı alanda paslaşma oluyor. Bu bağlamda fuarlar için verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Malum bulunduğumuz bölge aslında İstanbul'un boğazı. Baktığınızda tüm ticaret, özellikle Anadolu yakasında tüm ticaret burada. Burada bazı sorunlar var, tartışılmaz ki bütün limanların burada olması, altyapının eksik olması ve bütün organize sanayilerinin burada dönüyor olması birçok sorunu birlikte getiriyor. Yani faktörlerin içerisinde hem avantajlar var hem dezavantajlar var. Ben dezavantajlar tarafında trafik sorununu çok gördüm. Avantajları siz anlatırsınız mutlaka ama dezavantajlarda bu yaşadığınız trafik sorunları, özellikle de güvenlikle alakalı, şoförlerin, sürücülerin güvenliğiyle alakalı ve mallarınızın güvenliğiyle alakalı sorunlar hakkında çözüm önerileriniz nelerdir? Vallahi dediğiniz gibi burası bir liman şehri. 4 tane konteyner limanı artı 3 tane de kuru yük limanı. Yani normalde bu şehrin içinde günlük 5000 taneye yakın araç dönüyor. Böyle olunca tabii burada otopark sorunu var. Limanlarda kuyruk sorunu oluşuyor. Özellikle Evyap Limanı'nın önünde araçlarımız beklerken trafik ceza yazıyor. Yani bunlara bizden çok limanların çözüm bulması gerekiyor. Bunun dışında kuru yükte pek kuyruk olmuyor. Araçlar sürekli gemi tahliyesi yaptıkları için gidip geliyorlar ama konteynerde büyük sorun yaşıyoruz. Ondan dolayı mesela Yılport Limanı'na çok teşekkür ederiz. Yılport Limanı, limana nereden baksan 5 kilometre uzaklıkta bir mesafede ihracat alanı diye bir alan yaptı. Araçlar önce oraya giriyor, girişini yapıyor, kaydını yapıyor, limanın müsaitliğine göre araç bırakıyorlar. Ama onun dışındaki limanlarda bu tür uygulama yok. Beldeport limanı yeni olduğu için biraz daha sakin. Derince limanı da zaman zaman tıkanıyor. Artık şehrin içinde kaldı Derince limanı. Onun dışında yani bizim yapacağımız bir çözüm yok. Bunu trafik daire başkanı düşünecek, belediye başkanları düşünecek, otoparkı yapacak, ceza yazmayacak ya da liman düşünecek. Yani bizim pek yapacağımız bir şey yok. Keşke olsa elimizden geleni yaparız yani. Çok haklısınız. Aslında limanın bir tanesi çözümünü kendisi üretmiş. Yani siz gelin kardeşim, ben size randevu sistemini açıyorum. Burası da sizin güvenli alanınızdır, evet, diyerek çözüm aslında sistemin içerisinde kendi başına bir nebze olsa bir çözüm, evet, yapmış yani. O konuda da çok memnunuz yani Yılport Limanı'nda. Biz yöneticilerine tekrardan teşekkür etmiş, evet, olalım. Loji TV adına da, sektör adına da teşekkür etmiş olalım. Aynen. Peki Beslen Bey, 2023 artık bitiyor. Zaman bizlerin tabiriyle, yani yeni dünyanın tabiriyle zaman çok hızlı geçiyor biliyorsunuz. Evet. Bu geçen zaman içerisinde 2023 bitti. Artık Aralık ayında işte son ihracat kapatmaları vesaire kısımlar olur. Bir bakmışız ki 2024 gelmiş, hatta geçiyor bile. Evet. 2023'ü böyle bir kısa değerlendirmeyle, bir de herkesten aldığımız en büyük cevaplardan bir tanesi biz önümüzü göremiyoruz 2024 için. Ben öncelikle bir 2023 değerlendirmesini, sonra da 2024 beklentilerinizi alıp sonrasında size teşekkür etmek istiyorum. Valla 2023 yılında herkes hani büyüdük sanıyor ama aslında şişmanladık. Çünkü cirolar korkunç derecede arttı ama ona rağmen giderler de bir o kadar arttı. Düşünün, 2023 yılında sadece çalışanlarımıza 3 kere zam yapmak zorunda kaldık. Maaş artışı yaptık. Şimdi maaş artışı yaptığın zaman bunun SSK artışı, stopaj artışı gibi giderler de doğdu. Artı ne bileyim 8.000 lira aldığımız lastik 18.000 lira oldu. Şimdi bir tanker mazot alıyorsun 860-870 bin TL'lere çıktı. Öyle olunca da biz büyümedik aslında, şişmanladık. Şimdi habire araç değiştiriyoruz. Ha, bu kardan falan değil. Bu bizim 2 araba, 3 araba verip bir araba alıyoruz. Herkes de sanıyor ki biz filomuzu büyüttük ya da genişlettik gibi. Araç sayımız gittikçe düşüyor. Ama kendimizi de yenilemek zorundayız. Niye yeniliyoruz? Daha az yakan, aman modelli olsun, sanayi işte giderler artmasın. Şimdi düşünün yani ben 200 tane araç çalıştırıyorum. Sadece trafik ve kaskoya ödediğim para 13 milyon TL'yi geçti. Bunun yanında geçen yıl yük poliçesini 650 bin liraya yaptırırken şimdi 6 milyon 450 bin liraya ancak yaptırdık. Yani bunun gibi rakamlar çoğaldı ama altına baktığında, alt alta üst üste koyup toplanıp düştüğünde kazanç çok düştü. Biz de yani çarkı şu an mecburen çevirmek zorundayız çünkü 240 tane çalışanımız var. Eskiden bir hafta kimseye ödeme yapmazsak şoför maaşlarını ödüyorduk. Şimdi 2 hafta birikimimiz yetmiyor. Yani dolayısıyla 2023'te biz bence büyümedik, şişmanladık sadece. Bir de artı son Cumhurbaşkanımızın kararıyla çıkan bu motorlu taşıtlar vergisi. Düşünsenize yani bir zaten zamlı ödüyorsun ama 2 değil de 4 tane ödüyorsun. Şimdi bir araç satıyoruz, değiştiriyoruz, takas. Aralık ayının bandrolünü ödemezsen satışı da yapamıyorsun. 4 tane birden ödüyorsun sonra satışını almak için. Yani bunun gibi 2024'ten hiç umudum yok. Şurada inanır mısın? Ben hiç yılbaşı ya da olmasını istemiyorum. Her yıla nereden baksan 10 milyon TL zamla giriyorum. İşte şoför maaşı, her şeye nereden baksan bir %30 kesin bir zam gelecektir. O da bana yani her 1 Ocak'ta uyandığında nereden baksan 10 milyon, 15 milyon zararla uyanıyorum. Yani 2024'te planlarım var mı deseniz var. Gönlümden neler geçiyor da. Ama yapabilirsek, edebilirsek. Yani şu an önümüzü açıkçası bir ay desem bir ay sonra ne olacak onu da göremiyoruz. Tam motorun fiyatlarına geleceğim. Şimdi 40 lira oldu, 37'ye düştü. Sonra bir hafta sonra 38, sonra 35, 39. Biz liste de oluşturamıyoruz, taşıma listesi. Eskiden bir müşteriye liste verirdi. Ya 4 ay geçerliydi ya da 6 ay geçerli. Bu kadar mail trafiğimiz de olmazdı. Ben şu an günde 650-700 tane mail okuyorum. Hep spot fiyatlar vermek zorunda kaldık. Bunların en az 450-500 tanesine de cevap yazıyorum. Yani dolayısıyla işte mazot bir ileri bir geri, 3 ileri 2 geri şeyle bizim bütün hesaplarımızı, bütün planlarımızı alt üst ediyor. Şu an aldığımız duyum işte ÖTV'de motoruna 2,5 lirayla 9 lira arasında bir artış olacak. Şimdi sen buna göre nasıl bir plan yapacaksın? Yapamazsın yani. Dolayısıyla önümüzü hiç göremiyoruz. Artık kazancımıza göre eğer bir şeyler kazanırsak ona göre bir yatırım olabilir. Yoksa herhangi bir şeyimiz yok yani şu an yatırım planımız olmadı yani. Maalesef mevcutu korumak bile zor olacak. Şu elimizdeki mevcutları korursak çok kârdayız. Beslen Bey çok teşekkür ediyorum. Son eklemeleriniz varsa alayım lütfen. Valla 2024 inşallah bütün Türkiye'miz için hayırlı uğurlu olur. Enflasyon düşer. Boz sıfırlılardan kurtulmuş oluruz. Yani 6 tane sıfır attık, o zaman çok iyiydi. Ama şimdi geri geldi 6 tane sıfırımız. İnşallah onları atmış oluruz. Rakamlar da bu kadar da hani şişmanlamayız. Normal bir düzeyde gider diye düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur. Beslen Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Bizleri kabul ettiğiniz için sonsuz teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tüm Gürbulak ailesinin, grubun tüm çalışanlarının, sizlerin yeni yılını kutluyoruz şimdiden. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, hep birlikte güzel bir yıl geçirmeniz dileğiyle. İnşallah, inşallah. Çok mersi. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili Loji TV dostları, ziyaretlerimiz devam edecek. Tüm sektörün içerisindeki, sektörün nabzını tutan, sektöre yıllarını vermiş dostlarımızı ziyaretlerimiz devam edecek. Her zaman dediğimiz gibi lojistikle kalın, sevgiyle kalın ve tabii ki Loji TV'de kalın. Pardon, buyurun lütfen. Son kez bir şey söyleyeyim. Bu lütfen. Bizim bu meslekte ne kadar önceden başladığımızın resmidir bu. Burada ben 18 yaşındayken işte abim, babam, bu da o zamanki işe başladığımız aracımız. Yani biz buradan gelmeyiz. Lojistiğe buradan gelmeyiz. Babam 1952 model Bevecao üstünden en son bu araca kadar yaşadı. Sonra biz abim devraldı. Şimdi biz devam ettiriyoruz. Yani böyle bir durumumuz var. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili dostlar, geldiğimiz yeri unutmayalım diye de kapıda harika bir resimle röportajımızı sonluyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.